Herkeslere selamlar efendim. Ben Sercan Hocanız. Rehber Matematik'te 49 günde TET Geometri kampımız sıcak havalara rağmen, bu zor şartlara rağmen seninle beraber 5. dersimizle devam ediyor diyelim. Biliyorum ders çalışmak bugünlerde çok zorluyor seni ama biz seninle bu yolculuğa çıktığımızda 49 günün sonunda geometri altyapısını beraber oluşturup geometrinin içinden geçmeyi birbirimize söz verdik. O yüzden sıkılmak, yorulmak, Pes etmek bizim nugatımızda seninle beraber olmayacak. Zorlanacağız ama yolumuza yine de devam edeceğiz diyelim ve önemli bir derse de geçeceğimizi söyleyeyim sana üçgende açıların son dersini işleyeceğiz. Zor kavramlar olabilir bunlar şimdi anlatacağım şeyler senin için ama merak etme. Seninle beraber tanımlarıyla, kavramlarıyla, ispatlarıyla bu işi halledeceğiz. Sonra gideceğiz 49 günde Çeyitok geometri kamp kitabımızdaki o gönder gelsinler, soru avcısından ÖSYM sorar soruların içinden geçme vakti diyeceğiz. Ama öncelikle yolumuza sıradaki dersimize devam ediyoruz o halde. Beraber sıcak havalara rağmen klima altı bile soğutmuyor şu anlardaysa içeri ama Hadi bakalım beraber o gür sesimizle söyleyelim mi? Gönder, gönder gelsin be hocam dedim. Ve üçgende açılarda bu dersimizde öncelikle üçgenin diklik merkezinden bahsedeceğiz. Ya bir üçgenin diklik merkezi nedir? Önce ona bakacağız. Hadi gel şöyle bir tanıma bakalım. Bir üçgenin üç yüksekliği bir noktada kesişir. Üçgenin bu üç yüksekliğini tek noktada kesiştirdiğinde işte biz o noktaya üçgenin diklik merkezi diyeceğiz. Diklik merkezi diyeceğiz. Ha bir dakika hocam. Sen ne dedin? Şundan bahsettim. Üçgenlerin köşelerinden yükseklikler çizeceğim üçgenin içerisine ya da dışarısına artık neresine denk gelirse. İşte o dikliklerin kesiştiği, yüksekliklerin kesiştiği noktaya üçgenin diklik merkezi diyeceğiz. Peki bizim bildiğimiz üç çeşit üçgen var aslında. Bunlar dar açılı üçgendir. 90 dereceden küçük olan üçgenler. Başka dik açılı üçgenimiz var. Bir de geniş açılı üçgenimiz var. Acaba bu üç üçgen çeşidinde dik dik merkezleri nerede oluşur? Önce bundan başlayacağız. Hadi gel bakalım takıl peşime. Beraber yorumlayalım. Hiç korkulacak bir şey yok. Güven bana. Şimdi elimde dar açılı bir üçgen olsun. Şimdi ben bu dar açılı üçgende üç köşesinden de üç köşesinden ABC köşelerinden yükseklikler çizmeye çalışalım. Hadi gel şöyle yüksekliklerimizi beraber çizelim. A noktasından bir tane yükseklik indirdim. Hocam bu BC kenarına ait yükseklik. Sonra B noktasından B köşesinden bir tane yükseklik indirdim. Bu AC köşesi AC kenarına ait yükseklik. Artık şunu iddia edebilirsin. C köşesinden indireceğin dikme kesinlikle şurada maviyle gösterdiğim noktadan geçecek. Bir kere buna eminim. Hadi gel geçirelim. Geçirdim. Ve bu da AB kenara ait yükseklik olacak. İşte şimdi tanım geliyor. Bu üç köşeden gelen... Bu üç köşeden gelen yüksekliklerin kesim noktası. İşte bu noktaya maviyle çizdiğim noktaya biz bu üçgenin diklik merkezi diyeceğiz. O halde şuraya diklik merkezi diyelim diklik merkezi diyelim. Ve bu diklik merkezi dar açılı üçgenlerde ne olduğunu beraber söyleyeyim. Peki ABC dar açılı üçgende bu diklik merkezi üçgenin neresinde oluştu? İç bölgesine. O zaman benimle beraber kitabı doldur. Dar açılı üçgende diklik merkezi üçgenin iç bölgesindedir. Ha, iç bölgesindedir dedik. Ha, demek ki dar açılı üçgenlerde diklik merkezi yüksekliklerin kesim noktası yani kısacası üçgenin iç bölgesinde oluşuyor. Bunu cebe attım. Peki hocam bu bir dik açılı üçgen olursa diklik merkezi nerede oluşacak? Bak BC'ye ait dikliği A köşesinden çizdiğimde tam buraya gelir. E AB'ye ait yüksekliği C köşesinden çizdiğimde tam buraya gelecek. Bir de AC'ye AC kenarına ait yüksekliği B'den çizmem lazım. B'den de yüksekliğimi şöyle indirdim ve üçünün de kesim noktası tam da bu B'nin üzerinde oldu. Yani aslında üçgenin üzerindedir. Aslında dikliğin üzerinde çıkmış oldu. Demek ki dik açılı üçgenlerde diklik merkezi üçgenin dik köşesindedir. Dik köşesindedir. Ya da ne diyebilirsin? Üçgenin üzerindedir. Üzerinde. Üzerinde oluşur. O halde dik açılı üçgenlerimizde diklik merkezi. Diklik merkezi neydi benim için? Yüksekliklerin kesim noktası. Her zaman tek noktada kesişir dedik bunlar. O tek noktada kesiştiği yer dik açılı üçgende üçgenin tam dik olduğu 90 derecenin üzerine. Yani burada B noktasında olmuş olur. Anlaştık mı diklik merkezine? Peki hocam bu bir geniş açılı üçgen olursa ben bunun diklik merkezini nereden bulacağım dersen e de bunu da ben hesaplayacağız beraber. Şimdi geniş açılı üçgende şuranın zaten geniş açılı üçgende bir tane açının geniş olması lazım. B açısının geniş olduğunu görüyorum. Şimdi A köşesinden dikliğini çizeceğim. BC kenara ait yükseklik çizeceğim. Peki ben bu BC'yi uzatsam şöyle. Bunun yüksekliği dış bölgede oluşmaz mıdır A köşesinden çizdiğinde? A anda dikliğimi çizdim. Hocam bak burası BC'ye ait yükseklik yazdım. Peki C köşesine ait yükseklik üçgenin içinden çizemezsin. Dışından bu sefer AB uzunluğunu uzattım. Bak şöyle uzatayım AB'yi de. Bu sefer onun yüksekliği nerede oluşacaktır C köşesinden çizdim. AB kenarına ait. O da burada oluşacaktır. Şöyle indirdim. Burası da 90 derece yüksekliğini çizdim. Hocam bunlar sanki hiçbir zaman bir noktada kesişmeyecek hissi yaratıyor diyorsun değil mi? Bak bekle. Bir de AC kenara ait yüksekliği bu sefer B noktasından geçecek şekilde AC'ye ait yüksek. Hop dur çizemedim. Allah Allah hop ge A gel la oradan değil şuradan bir dakika dur. Şöyle dikliğimizi çizemedik. Hemen AC'ye ait şey B köşesine ait yani AC'den geçecek. Arkadaşım sen bana çizdirmiyorsun ama ben de seni şöyle çizerim o zaman. Kendim çizerim ha. Şuradan da yüksekliğimi çizmiş oldum. AC'ye ait yükseklik. BC kenarına ait yükseklik, AB kenarına ait yükseklik çizdim. Yalnız bunların uzantılarını çizmiş olsaydım. Ne demek istiyorsun hocam ya? Bak şu A köşesinden geleni şöyle uzatsam, B köşesinden geleni şöyle uzatsam, C köşesinden geleni böyle uzatsam. Bunlar tek bir noktada yine kesişecektir. Yalnız bu sefer kesiştiği nokta yine diklik merkezidir. Burası ne olur? Diklik merkezi olur üçgenimizin. Yalnız diklik merkezi üçgenin neresinde oluştu bu önemli bilgidir. Geniş açılı üçgenlerde diklik merkezi üçgenin dış bölgesindedir. Dış bölgesindedir. Ha, biz o zaman üç tane üçgen çeşidine baktım. Dar açılı üçgenlerde diklik merkezi yani yüksekliklerin kesim noktası üçgenin iç bölgesinde oluşur. Dik açılı da üçgenin üzerinde yani dik olduğu 90 derecenin olduğu yerde. Geniş açılı üçgende ise üçgenin dış bölgesinde diklik merkezi oluşacağını unutma. Neden bu sana birazdan şimdi gel bak birinci soruya soruları çözdürmeye başlayacağım. Hadi takıl peşime. K noktası ABC üçgeninin diklik merkezidir. Ha bu bir kere dar açılı üçgen. Nerede anladım? K noktası üçgenin iç bölgesindedir. Peki ben bunları devam ettirmiş olsaydım. Bak B köşesinden gelen BK uzunluğunu devam ettirmiş olsaydım. Artık bunun ne olacağını biliyorum. 90 derece olacağını biliyorum. Çünkü diklik merkezi yüksekliklerin kesim noktasıdır. BK uzunluğu aslında bir yükseklik uzantısıdır. O zaman AK uzantısı da bir yükseklik uzantısı. Çünkü bunlar K noktasında iç bölgede diklik merkezi olarak verilmiş. Demek ki A'dan gelen uzunluğu da uzattığım da bu uzunlukta ne olmak zorundadır? 90 derece olmak zorundadır. Harika. Buraya yapıştır. Peki hocam soruya nasıl yürüyebiliriz? Şimdi şu üçgen. Hadi şuraya bir isim verelim. Burası H olsun. H, B C üçgenine bakmanı istiyorum. Bu HBC üçgeni bir 90 derecelik üçgen. E, B açısı 24 derece verilmiş. O zaman ben buradaki X açısını bulabilir miyim? Bulabilirim. 90, 24 yani e, 24 dereceyle buradaki X açısını 90'a tamamlayacağım. 90'a tamamlamam için kaç derece vermem yeterli oluyor? 66 derece. Baktım vermem yeterli oluyor. O halde buradaki X açısının 66 derece olması gerekir. E şuraya da L uzun e, L noktası dersem ALC üçgenine bakmanı istiyorum. E bu A ALC üçgeni de dik üçgen olacaktır. E doğal olarak burası 90. X açısını 66 derece bulmuştum. E y açısı da X artı Y 90'a tamamlayacağından dolayı. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olacağından dolayı. E y açısına kaç derecelik bir açı kalır? 24 derecelik bir açı kalır. Artık son noktaya gelelim. X'den Y'yi çıkar demiş. X açısı 66. Y açısı 24. Çıkardım da vurdum cevabı 42 dereceye. Gelsin dedim ikinci sorum. Hem ikinci soru bak artık tanım ya ben sana diyorum ya Mehmet hocam abim ne diyor tanımlar matematikte her şey demektir geometride de her şey demektir tanımları kavramları ispatlarıyla bildiğin takdirde bak ne olur şu olur K noktası ABC üçgenin diklik merkezidir bir dakika ABC üçgenini buldum A B C A, A diklik merkezi üçgenin dışında ne zaman geniş açılı üçgende oluşuyordu. Ayrıca K noktasından gönderdiğin uzak doğruların her biri yükseklik olması gerekiyor. Yani sen şunu iddia edersin. K noktasından bak K noktasından B'den geçen bu doğru devam ettirdiğinde AC'ye ait bir yüksekliktir. Yani burayı 90 derece olarak kesecektir. Aynı mantıkla bizim bu BC'ye ait uzattığımızda da e, AB kenarına ait yüksekliği C'den de onların da 90 derece olacağını biliyorum. Çünkü bunların her birinin yükseklik olduğunun farkındayım. O zaman ben şunu da yapabilirim. Bak AB'yi uzatayım. AB'yi doğrusunu uzatayım. Bu AB kenarına ait yükseklik C noktasından gelecektir. Kesim noktası da üçgenin dış bölgesinde diklik merkezi olarak K olarak verildiğine göre demek ki buradan gelen ifade uzunluğumuz 90 derece olmalıdır. Çünkü yükseklik belirtmek zorunda. Buraya kadar anlaştık mı? Anlaştık. Hocam burası 90 90'sı burası da 90 derecedir. E şurada bir üçgen oluşturduk. 90 30 yukarıdaki tepe açısını 60 derece kıldı. Ters açılıktan dolayı burası 60 derecedir. E B açısının tamamı geniş açılı üçgende 125 derece verildiyse şuradaki siyahla taradığım bölgedeki açı 125'ten kimi çıkararak bulurum? 60 dereceyi çıkarak bulun. 125'ten 60'ı çıkardığımda 65 derecelik bir açı bulun. E burası 65 derece olur. E güzel arkadaşım. Burası 90. Ve burası 65 dereceyse artık x açısına gidebilirim. 90 65 daha ne yapar? 155 derece yapar. 180'den 155'i çıkardığımda da x'e 25 derecelik açı kalır. Benden istenen de x açısıdır. O halde yapıştır 25'e. Gelsin bakalım sıradaki kavramımız. Biz seninle ne öğrendik şimdi? Biz seninle diklik merkezini öğrendik. Şimdi ise üçgenin çevrel çemberinden bahsedeceğim. Ya hocam Allah'ını seversen üçgenin üçgen diyorsun gittin şu an yine bana çemberlerden bahsediyorsun. Haklısın be dostum. Ama güven. Çemberi anlatacağım ilerleyen derslerde. Hasbel kadar ufak bilgiler vereceğim ama üçgenin içerisinde üçgenden çizilen bir çevre çemberinle ne olduğunu şu an bilmen gerekiyor. Rahat ol ben sana bunu temiz bir şekilde anlatacağım. Hadi gel önce bir tanıma. Her zaman neye bakmam gerekiyor? Öncelikle tanıma bakmam gerekiyor. Tanıma beraber bakalım. Bir üçgenin üç kenarına ait orta dikmeleri bir noktada kesişir. Bu noktaya da üçgenin çevrel çemberinin merkezi denir. Aa, hiçbir şey anlamadım. E, doğal olarak anlamadım. Bak şimdi ben bunları tekrar tekrar sana göstereceğim. Önce tanıma bir cümlesine bir dikkat çekelim. Bir üçgenin üç kenarı. Ha, kenarlarının orta noktalarından çizilen dikmeler bir noktada kesişecek. Bir noktada kesecek. O noktaya o üçgenin çevresinden çizilen çemberin merkezi denecek. Ha, hocam şunu mu demek istiyorum? Bak ne demek istediğini sana göstereyim. ABC üçgeni var. Bu üçgenden çizilen bir çevrel çember çizmeye çalışacağım. Bak şöyle Tam böyle güzelce çizebilecek miyim? Tam artık sen anla. Bu çevrel çemberim olsun. Bu çevrel çemberin merkezini çizeceğim. Eğer bu dar açılı üçgense, çevrel çemberin merkezi üçgenin iç noktasında oluşacaktır. Neden? Bak şöyle göstereyim ben sana nedeni. Üç kenarına ait orta dikmeler. AB kenarına ait orta dikmeyi çizdim. AC kenarına ait AC kenarına ait orta dikmeyi çizelim. Bak bu orta dikme dediğim burayı iki eşit parçaya bölecek. Orta dikme dediğim burayı iki eşit parçaya bölecek. Bak burası 90'ar derece olacak yani. Orta dikmeyi çizdim. Aynı şekilde BC kenarına ait orta dikmeyi çizelim. Şöyle orta dikmesini çizmiş olalım. Burası yani ne olacak? 90'ar derece. Bu ki uzunluk bu uzunluğa eşit olacaktır. İşte o, o kenarların orta noktalarının dikmelerinin kesim noktası. Yani şöyle kırmızıyla göstereyim. Bu kırmızıyla gösterdiğim nokta Çevrel çemberin merkez noktasıdır. Yani burası artık ne diyebilirim o merkezde çevrel çemberin yani maviyle çizdiğim çemberin merkezidir dersin. Bak buradan bir sonuç daha çıkar. Bu merkezden A'ya bir uzunluk gönderdiğinde bu aslında merkezden e, çevre kenarları yani çemberin üzerine uzunluklar gönderdiğinde her biri eşit uzunlukta olmak zorundadır. Yani bu uzunlukla O'dan B'ye gönderdiğim bu uzunluk eşit ve yarı çap deniyor bunu İlerleyen derslerimizde çemberde anlaş ama şimdilik bu bilgileri bilmen yeterli. Yani şu uzunluk şu uzunluğa eşittir. E aynı mantıkla gidersem O'dan C'ye gönderirsem e doğal olarak bu da bir yarı çap olacaktır. O halde bu O. OC de OB ve O, A uzunluğuna eşit olmalıdır. Vay anasını karşımıza ne çıktı? Bak karşımıza A, O, C, 1 ikiz kenar üçgen çıktı. İkiz kenar üçgende tabana indiğin dikme iki eşit parçaya bölüyordu. Kenar ortay oluyordu. Bir de burada ne oluşuyordu? açı ortaylar oluşuyordu. O halde bak ikiz kenar üçgende önceki derste anlattığım temel mantık da aslında buradan çıkmış oluyor. Yani sen ikiz kenar üçgende indiğin doğru dikse niye ortadan iki eşit parçaya bölüyor? Ya da neden açı ortay olduğunda buradan da göstermiş olursun çevre çember merkezinden. Ama bu kadar ayrıntıya girmiyorum. Neyi bilmem gerekiyor? Üçgenin çevre çemberi eğer üçgenin dar açılı üçgense... Üçgenin çevrel çember merkezi üçgenin benimle beraber yaz iç bölgesindedir iç bölgesindedir önemli bilgidir yani sana adam dediğinde üçgenin iç bölgesinde bir çevre açember merkez oluşuyor dediğinde dar açılı üçgen olduğunu bilirim o çevre açember merkezinden işte buradan ABC kenarlarına gönderdiğin uzunlukların yarıçap ve birbirine de eşit olduğunu artık iddia edebilirsin. Bu cepte mi cepte? Hocam peki bu bir dik açılı üçgen olsaydı. Dik açılı üçgende çevrel çember merkezi üçgenin neresinde oluşur dersen. işte bak onu bir tanımdan tekrar yola çıkalım. Üç kenarına ait orta dikmeler. Bak AC kenarına ait orta dikme şurası olsun. Yani bu uzunluk. Bu uzunluğa eşit olacak. Hatta bunu ben şuradan ispatlamak istiyorum sana. Hasbel kadar şu bilgiyi söylememiz gerekiyor. Bir çember aldığımızda, çemberin çapını çizdiğimizde çapı gören çevre açı çapı gören çevre açı her zaman 90 derecedir. E, o halde AC bizim AC bir çapsa çapı gören çevre açı 90 derecesi demek ki benim üçgenimin çevre çemberi ABC üçgenin çevre çemberi A, B ve hop hocam nasıl çizdi? Dur şöyle bir çizmeye çalışalım. Şöyle A, B ve C'den geçecek şekilde hatta şöyle devam ettirmiş olsam tam bir yarım çember çizmiş oldum. Devam ettirirsem tam bütün çemberi çizerim. O halde AC benim için bir çaptır. Ha demek ki çevrel çember merkezi benim bu üçgenimin AC kenarı üzerinde. O AC kenarı de hipotenüs değil mi? Hipotenüsün tam orta noktasında oluşur. Tanım geriye gidersen üç kenarına ait orta dikmeler. Bak AC'ye ait orta dikme anda buradan çizeceğin dikmedir. AB'ye ait orta dikme anda şuradan çizeceğin dikmedir. Orta dikme dediğime göre bu uzunluk bu uzunluğa eşit olacaktır. BC'ye ait orta dikme anda buradan çizilecektir. Dol olarak bu uzunluk da bu uzunluğa eşit olacaktır. İşte orta dikmelerin kesim noktası bu da çevrel çemberin merkez noktasını oluşur ve deriz ki dik açılı üçgende çevrel çemberin merkezi üçgenin hipotenüsünün ...hipotenüsünün orta noktasındadır diye notunu düş ve geniş açılı üçgene gidelim. Dur. Hocam çok sözel gidiyor uyuyoruz. Uyuma. Benimle beraber kafalar. E bak bu yolculuk şöyle bir yolculuk seninle çıktığımız yolculuk. Eller, ayaklar çıplak bir şekilde dağa tırmanıyoruz. Bu yolculuğu hiçbir zaman kolay bir yolculuk diye bahsetmedim. Yorulacağız. Canımız yanacak. Canımız yanacak. Bazen yeter ya hiçbir şey anlamıyorum diyeceğim vakitler olacak... Ama biz tek bir şey yapmayacağız. Bırakmayacağız. Eğer o zirveye çıkacaksa, eğer o başarıyı kazanacaksak beraber bu yolculuğu bu şekilde atlatmak zorlanacağımızı bile bile ama tek bir şey yaparak bıkmadan bu işi bırakmadan yola devam edeceğiz. Bu yüzden biliyorum zorlandığının kavramlarının zor geldiğini biliyorum ama beraber zihinleri biraz kastıracağız. Burayı biraz yoracağız. Zaten bu dersi benimle beraber dinleyip sonunda herhangi bir Omuzlarda onuzlarda var ya şuralarda şuralarda bir gerginlik bu ensede bir ağrı oluşmuyorsa bir bu ders ders olmamış senin için. O yüzden bak böyle yavaş yavaş o beyin hücre nöronları biraz yakmaya çalışacağız. O yüzden sakın hocam ben anlamıyorum bırakıyorum çıkıyorum gidiyorum deme sakın. Bekle biraz kastır onu. Birazdan örnekleri gösterdim de bu kavramlar daha net oturacak zihninde. Peki dar açılı üçgende iç, çevre açan merkezi üçgenin iç bölgesindedir dedik. Dik açılı üçgende hipotenüsün orta noktasındadır dedik. Peki geniş açılı üçgende çevrel çember merkezi nerede oluşur dediğimizde. Hani bunu iki türlü düşünebilirsin. Bir biz yine bir çember alalım. Çapı gösterelim. Çapı gören çevre açı 90 ya. Bu sefer geniş açı çizmek istiyorsan bu sefer çapın dışında çizmek zorundasındır. O halde geniş açılı bir üçgen oluşması için senin üçgenin şu şekilde olmalıdır. O halde çap burada olduğuna göre çevrel çemberin merkezi de üçgenin dış bölgesinde oluşuyor. Ya da şöyle düşünüyorum. Hocam şöyle kavramlaştırsak beraber. Biz demiştik ki tanımda kenarların orta dikmelerini çiz. AC kenarına ait bir tane orta dikme çizeyim. Bak orta dikme burası olsun. Ortadan ikiye bölsün. AB'ye ait bir tane orta dikme çizeyim. Bak şöyle AB'ye ait bir tane orta dikme çizmiş olayım. Tam ortada ortasından geçsin bak şöyle. Ortadan geçirdim. BC'ye ait bir tane orta dikme çizeyim. Bak BC'ye ait de bir tane orta dikme çizmiş olayım. Dur 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 dur. Ortadan geçirelim öyle çizeyim Ha şöyle çizmiş oldum. Bu da BCA'ya ait orta dikme olsun. Orta dikmelerin kesim noktası benim çevrel çemberin merkez noktasıdır. Bir dakika çevrel çember dediğin şey bu ABC köşelerinden mutlaka geçmelidir. Bak A'dan hocam dur 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 benim bak şu çemberimi güzel de çizemedim. Şöyle bir geçirmeye çalışayım. A'dan B'den C'den geçecek şekilde şöyle bir çember hayal et tamam mı? Ama bu sefer merkez benim AC'nin yani ABC üçgenin dışında oluşuyor. Temel mantıkta anda buradan geliyor. Ama sen geniş açı üçgende dış bölgesinin oluştuğunu bil. Bir de şunu bilmem gerekir. Bu O noktasından A'ya C'ye ve B kenarlarına uzunluklar gönderdiğinde bunların her biri artık şöyle çift çizgiyle göstermeyeyim aşağıya çift çizgiyle göstermişim. Bunların her birinin artık bir yarı çap olduğunu unutma. Çünkü çember üzerinde bir noktaya merkezden uzunluk gönderdi o bir yarı çap ifade edecektir. E merkezi oysa A, B, C çember üzerindeki noktaları uzunluklar gönderdiğinde bunların her biri yarı çaptır. O halde bak ne oluşur? O, A, C üçgeninde bir İkiz kenar üçgen oluşur. Bak kollar eşit. Aynı şekilde OBC üçgeninde bir ikiz kenar üçgen oluşur. Aynı şekilde OAB üçgeninde de yine bir ikiz kenar üçgen oluşturur. Bu da sana soru çözdürecek birazdan. O halde notumuzu düşelim. Geniş açılı üçgenle çevrel çemberin merkezi üçgenin dış bölgesindedir diyelim. Ve sıradaki Üçüncü soruya gelelim. Şimdi nefes al. Bir derin derin nefes al. Şimdi sana şu ana kadar ne anlattım? Diklik merkezi anlattım. Yüksekliklerin kesim noktası olduğundan bahsettik. Tek noktadır. İçte dışta ve üçgen üzerinde o oluştuğunu bahsettik. E, geniş dar ve e, ne dedik geniş dar ve dik açılı üçgen. Daha sonra ise çevre çemberin merkez noktasından bahsettik. Şimdi ise çevre çemberin merkez noktası ile ilgili örnekleri çözeceğiz. Bak şimdi öğrenme o zor kavram geldiğinin farkındayım. Biliyorum güven bana. Gözümün içine bak ben seni anlıyorum. Ama sen de beni anla. Dayan. Çıkma gitme. Bekle. Çöz Dersin sonunda konuşacağız. Yorumla yazacaksın. Harbi hocam bu iş oldu. Oldu mu? Oldu diyeceksin. Güven sadece. Bak üçüncü soruya gel. D noktası. D noktası. ABC üçgenin çevrel çemberinin merkezidir. Bir dakika. ABC üçgenin çevrel çemberinin merkezi D noktasıysa. Bu D noktası üçgenin iç bölgesindeyse. ABC üçgen bir kere dar açılı üçgendir. Kabuldür. Kabuldür ayrıca bu D noktasından A B ve C'ye gönderdiğim uzunluklar bak B'ye gönderdiğim uzunluk C'ye gönderdiğim uzunluk ve A'ya gönderdiğim uzunluk aslında burada bir çevrel çember yok mu? Bir çember var. O çemberin köşe ya yani kenarlarına merkezden uzunluklar gönderir. O senin için mi neydi? Yarı çaptı. Eşit uzunluğa sahipti. Yani burası dendense burası da dendendi. Burası da dendir. Aslında ikiz kenar üçgenler çıktı. Baksana. ADC3, ADB üçgeni bir ikiz kenar üçgen. ADC üçgeninde bak dende nedenden bir ikiz kenar üçgen. DBC üçgeninde bir ikiz kenar üçgen. Hadi gel açıları yerleştirelim. E, ADB üçgeninde bir ikiz kenar üçgense burası x dereceyse burası da x derece olmalı. Cepte. Hocam ADC üçgenin bir ikiz kenarı çıkarsa burası 40 derece ise burası da 40 derecedir. Bir dakika ben tepe açısını bulurum ki 40-40-80, 180'den 80'i çıkarırsam burası 100 derecelik bir açıdır. DBC üçgeninde de bir ikiz Burası 15 derece burası da 15 derecedir. 15-15-30 yapar. 180'den çıkardığında e, burayı tepe açısını yine ne bulursun? E, hop 180 bulmazsın hocam. 180'den 30'u çıkardığında 150 derece olarak bulursun. Var mı buraya kadar sıkıntı? Yok. E bu dakikadan sonra şunu yaparım. E buradaki tepe açısında D açısında bulurum. A, B, D üçgenini. X, X, 2, X yapar. 180'den 2, X'i çıkarırsam 180 eksi 2, X yapacaktır. E burada bir nasıl açı oluştu? Bak burada bir nasıl açı oluştu? Tam açı. Tam açı kaç derece? 360 derece. Hadi gel şurayı bir toplayalım. 150, 100 daha ne yaptı? 250 yaptı. 180 eksi 2, X artı. 150, 100 daha 250 yapmıştı. Eşittir. 360 derece. Şöyle yapalım. 180 ne? 250'yi topladığımda 430 eksi 2x eşittir. 360 derece yapar. 360'ı sola eksi x'i sağa atarsam 430'dan 360'ı çıkardığında 70 eşittir. 2x yapar. Her tarafı 2'ye böldüğümde cır sana cır sana da x'i buradan 35 derece olarak yapıştırırsın. Bir bakayım bir işlemsel hata yaptık mı? 35, 70, 110. 110 yaptığımızda 250, 110 tamam. 360'ı da anladık. O halde x'in kaç derece olması gerekir? 35 derece olması gerekir. Bana da B A D açısı yani X açısı sorulmuş oldu. Şimdi ÖSYM'nin sorabileceği çok tatlı, çok güzel bir soru var. Hani bu soruyu önce sen bir deney istiyorsan sonra gel bir de benimle bak bakalım soru çözümüne. ABC bir üçgen. K noktası üçgenin diklik merkezi. Ha geniş açılı dışarı dış bölgede oluşmuş. D ise çevrel çemberin merkezi. Bir dakika D de dışta oluşacaktı. Çünkü geniş açılı üçgenlerde çevre çember merkezi dış bölgede oluşuyordu. E bir dakika ben bu dış bölgedeki D noktasından A'ya, C'ye ve B'ye uzunluklar gönderirsem çevrel çember merkezinden kenar yani çember üzerine uzunluk gönderdiğinde onlar birer yarı çap oluşturuyordu. Yani ben buraya denden dersem burası da dendendir. Burası da dendendir. Oldu mu oldu? Hocam şuradaki dar açıya x derecelik bir açı dersem. D, A, C üçgeni bir ikizkenar üçgene dönüşür. O halde şurası da x derecelik bir açıdır. Aynı şekilde D, B, C üçgeninde bir ikizkenar üçgene dönüşür. Şu açının tamamı x artı 20 ise şu açının ne olması gerekir? x artı 20 derece olması gerekir. Aynı mantıkla gidersem. Hocam A, D bak şu yeşille göstereyim. A, D, B üçgeninde bir dendene denden den. den, 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 den. ikiz kenar üçgen oluşur. Bir açısı X artı 50 ise şu açının da X artı 50 derece olması gerekir. Gerekir de biz bir bilgiyi daha kullanmadık. Bütün bilgileri soruda verilen her şeyi kullanmak zorundasın. K noktası üçgenin diklik merkezi. La diklik merkezi dediğin şey bak K'den B noktasından geçiyorsa ben bunu doğrusal olarak devam ettiğimde 90 derecelik bir açı olduğunu söyle. Doğru mu? Aynı mantıkla devam edersen şu AB kenara ait de BC kenara ait de şu yüksekliklerin her biri 90 derece olarak gösterebilir. Bak burası hadi onu maviyle göstereyim turuncuyla göstermeyeyim. Hocam bak burası da 90 derecedir. Şuradan indirdin şu uzunluk da 90 derecedir. Yani burası 90 derece burası da ne olmalıdır? 90 derece olmalı. Şimdi soruya şöyle yürüyelim beraber. Odaklan. Hocam A açısı 50 derece. C açısı 20 derece ise şu açının tamamını ben bulurum. Yani şu açı 50 20 daha 70 artı 2 x yapmaz mı? E 50 20 daha 70 yapacaktır. Tepe açısına 110 derece kalır. 110. E 70 ile neyi toplarsan 110 olur. 40. Her tarafı 2'ye bölersen x'i 20 derece bulursun. Ama senden x istenmiyor. Bak senden istenen açı e, şöyle kırmızıyla gösterelim. KBD. KBD. Yani şu kırmızıyla taradığım açının tamamı isteniyor. Yani biz soruya şöyle yürüsek. X'i 20 bulmuştuk. Yani şu açıyı önce bulsam. Burası 90 derece. Burası 50 derece ise şuraya ne derece kalacaktır? 40 derece. Bu açının tamamı. Şöyle siyahla göstereyim. X artı 20 değil miydi? X 20 ise yani 70 derecedir. Demek ki şu siyahla dar açı olarak gösterdiğim yere 30 derecelik bir açı kalır. Benim istediğim yer şu kırmızıyla taradığım bölgedir. Kırmızıyla taradığım bölge. Peki hocam şurası bir doğru açı olduğuna göre burası 30 derece ise geriye 180'den 30'u çıkardığında 150 derece kalır ki efsane yani efsane şu sorunun güzelliğine bakar mısın? X'e buradan 150 dereceli. Doğru seçenemin A şıkkı. Yalnız bu soru da harbi ...kalem attıran sorulardan olur. Hani kaşık atar ya şefler. Biz bu soruda da kalem atarız. Dikdik merkezi onu kullandık. Çevre çember merkezi onu kullandık. Ama tanımını, kavramını ispatıyla bilmezsen... ...bu soruyu çözemezsin. Bu yüzden sakin olacağız. Zor olacağını biliyorum. Gördün. Artık zihnim bunu kurgulamaya başlayacak adım adım gideceğiz. E ben sana birazdan buradan da ödevler vereceğim. E abimle de gideceksin. Gönder gelsin testlerini çözeceksin. Orada da bir zihnin farklı bakış açısı oluşturacak. Ve ondan sonra bu işi beraber halledeceğiz diyelim. Ve şimdi gelelim artık ikinci sayfamıza. Yorucu bir ders bekliyor dedim. Hava sıcak olabilir ama biz yılmayacağız seninle beraber. Şimdi orta taban ve açılarından bahsedeceğim. Orta taban nedir? Önce gel ben sana şöyle bir üçgen çizeyim. Bak ABC üçgeni çizdim. Bir tane ABC üçgeni alalım. ABC. AB kenarına ait bir tane orta nokta olsun. Yani bu kenar, bu kenar, bu uzunluklar birbirine olsun. AC kenarına ait bir tane orta nokta alalım. O da şurada olsun. O zaman şu uzunluk şu uzunluğa eşittir. İşte sen bu kenarların orta noktalarını birleştirdiğinde, işte bak bu orta noktalarını birleştirdiğinde burada oluşan uzunluğa biz artık orta taban diyeceğiz. Ve orta tabanın bir özelliği olacaktır. Orta taban tabana paraleldir. Yani bak D noktası AB'nin ortası, E noktası AC'nin ortası. Bu orta noktaları birleştirdiğinde DE uzunluğu senin için orta tabandır ve orta taban diyeceğim ki DE BC'ye paraleldir. Orta taban tabana paralel olmak zorundadır. Ayrıca burada ilerleyen derslerde bahsedeceğim bir bilgi var. Şimdilik bunu bilsen yeterli sadece. Benzerlikten gelen 1'e 2 benzerliği var. Şu küçük üçgenle büyük üçgen arasında. Ama sen bunu, bunu hocam benzerliği ben daha bilmiyorum. Haklısın. Sadece şunu bil. Tabanla orta taban arasında 1'e 2 oran vardır. Yani taban 2 kaysa orta taban bunun her zaman yarısı olur. Yani BC, BC dediğim yer tabanım üçgenin. DE dediğim yer orta tabanım. BC orta tabanın iki katına eşittir. Yani ben buraya 2K dersem orta tabana K olarak gösterebilirim. Anlaştık mı? Bu da cepte mi? Orta taban neymiş? Kenarların orta noktalarını birleştirdiğin uzunluk orta tabandır. tabanla ilişkisi paraleldir. Bir de tabana göre yarısına eşittir. Yani orta tabanın iki katını niye verecektir? Tabanı verecektir. Oluyor oluyor. Bak oluyor. Gel gel gel. Gel hemen dördüncü soruya. Hocam dikkatimi çekti. E noktası AB'nin orta noktası. D noktası AC'nin orta noktası. İşte artık geometri çizimleri böyle. bilgi oldu mu? La burada bir şey var. Bu orta taban, orta taban. Orta taban çıkartırım. Nereden? E, E'den D'ye sen şöyle bir uzunluk göndersen bizim orta nokta o kenarların orta noktalarını birleştirdiğin uzunluk değil mi? Bu uzunluk hem tabana paraleldir, hem de artık orta tabandır. Orta taban özelliği gereği tabanla ...orta taban arasında 1'e 2 oran vardı. Bak şurada bir uzunluk ölçüsü verilmiş. BC, EF'nin iki katı. EF'ye K dersem yani buraya K dersem... ...BC'ye ne derim? 2K. Ana BC taban 2K ise orta taban olan E de bunun yarısı K'dır. Vay anasını sorunun güzelliğine baksana. E, D, F üçgeni. K'ya K'dan. Kollar K'ya K. İkiz kenar üçgen oluşturmaz mı? Burası 75 derece ise şurasına ne olur? 75 derece olur. E sen dedin hocam orta taban taban birbirine paraleldi. Bak soru vermemiş paralelliği. Sen orta taban anladığın andan itibaren bunun paralel olduğunu kendin iddia edeceksin. Burası çok önemli bilgi. E bu bir paralelse ben bu x açısını yöndeş açıdan getirip buraya tamamlar mıyım? Babalar gibi tamamlarsın. O halde şurasının oluşan doğru açım 180 derecedir. x artı 75 artı 80 eşittir 180 derece ise... X artı 75, 80'den ne yapar? 155 derece yapar. 180 eşitleyip 155'i karşıya atıp 180'den çıkardığımda X'i buradan 25 derece olarak yapıştırırsın. Gelirsin sıradaki 5. örneğine. Şimdi ABC üçgenine AD, AD. B, D, B eşitmiş. Dur bakayım A, D neresi? Hocam A, D burası. Bak bu eşitlik. DB ee, D, B de burası bu eşitlik vermiş. Tamam iyi hoş güzel. Biz X açısını bulmaya çalışacağız. Bir de 65 derece vermiş. Bu D noktasının özelliği A, B'nin orta noktası. Her zaman bu orta noktadan orta taban çıkar diye bir kural yok. Ama çıkarabileceğinle sakın unutma. Nasıl mı? Şöyle. La, A, B'nin orta noktası D. Peki AC'nin orta noktasını biliyor muyum? Bilmiyorum. E ben bulsam, ben göstersem. Mesela burası kaç birimlik bir uzunluk? 12. Ortası 6'yı 6, 6 bölecek. La diyorum ki orta noktası burası olsun. Tamam mı? Buraya da ne diyeyim? F noktası olarak göstereyim. O zaman şu uzunluğun, şu uzunluğun AF uzunluğu 6 birim, FC uzunluğu 6 birim. Tamam 12 idi. Peki sen buradan bir orta taban çizersen D ile E'yi birleştirirsen, e orta noktaları birleştirden dolayı DF uzunluğu BC uzunluğuna paralel olmaz mı? Olur. Hem orta taban olur hem paralel olur hem de tabanın yarısına eşit olur. Burası 4 birimdir derdi. Hocam FC uzunluğun tamamı 6 dedin. E EC 2 birimse FE'ye kaç birim kalır? 4 birim kalır. Soru yine efsane bir soruya döndü. DF uzunluğu 4. FE uzunluğu 4. E 4'e 4'ten ikizkenar kenar oldu burası. Hocam burası 65 ise burası da 65 derece olacaktır. Peki ben bu paralellikten dolayı BC, DF'ye bu X açısını yöndeşlikten getirip buraya taşır mıyım? babalar gibi taşırsın. Taşıdın ne oldu? İki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıya eşit oldu. O halde x eşittir 65 artı 65'ten x'i buradan 130 derece olarak vurdum cevabı 130'a. Yalnız Gaza da geldik. Güzel bir soruyu çözdük. Geçtik. Şimdi sıradaki... Hop 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 çok yaklaştık hocam. Şöyle bir uzaklaş. Sıradaki döndürmelerden bahsedeceğiz. Şimdi ne kaldı geri? Döndürme açılarından bahsedeceğim. Bir de katlama. Biliyorum döndürmeyi de sevmiyorsun. Katlamayı da sevmiyorsun. Ne dedim sana? Orta damak. Gıcıktı. Ne dedim? Yok diklik merkezi hocam. Yok üç çevre açan merkezi. Gıcıktı bu kavramlar bir 20 dakika öncesine kadar. Ama şimdi, şimdi zihne oturuyor. Merak etme. Bunu sorularla da pekiştirdiğimizde hem bizim kitapta hem daha benim videodan sonra hemen ne geliyor? Abimden gelecek gönder gelsin bunlarla ilgili soruları. Orada dinlediğini dinlediğin takdirde zihnin açılmaya başlayacak. Hani bu kıvrımlar genişlemeye farklı düşünmeye başlayacaksın. Ama bunun da zamanla olacağını unutma. Tek bir şey istiyoruz. Tek bak ben sana her şeyi ben yapacağım. Her şeyi ben yapacağım. Güven bana. Yüzleşeceğiz daha sonra burada. Ama senden tek bir şey istiyorum. Bıkmaman. Yılmaman. Bu işe benimle beraber devam etmem. Haydi bakalım takıl peşime tekrardan. Hocam döndürme açısı dediğin şey ne? Bazen sorularda görüyorum görmek Almış onu oradan oraya döndürmüş. Bir noktayı sabit tutmuş çevirmiş. Allah'ım döndürme deyince zaten o soruya hemen geçesin geliyor. Geçme bak ne kadar basit olduğunu sana göstereyim. ABC üçgenin C köşesi etrafına ok yönünde alfa açısı kadar döndürüldüğünde A üstü B üstü C üçgeni halde ediliyormuş. Bir dakika. Önce bir dikkatimizi şuraya çekelim bak. Bak hiç karışık bir şey yok burada. ABC üçgenine bak. Baktım. Tamam. Şimdi C noktasını elinle tut sabitle. Sabitledi mi? Sonra B'den tut ve sen bu üçgeni tut getir B üstü olarak. B'yi B üstüne. A'yı da A üstüne getir. Yani sen bunu ne yapmış oldun? Bir noktadan tutup şöyle düşün. Bak bir noktadan tuttum. Şöyle açayım ben sana. Bir noktadan tuttum. C noktası olarak burayı düşün. Bir derece belli bir miktar döndürdüm. Bak şunu, şunu döndürdüm. Döndürdüğünde ne oluyor? Bak aa buradaki uzunluk buraya gelmiş oluyor. Şurada bir döndürme açısı oluşmuş olacak. Doğru mu? İşte döndürme açısı nerede oluşacaktır? Ey güzel arkadaşım. Tam şu kırmızıyla dur şu araya geçmeyelim. Şu kırmızıyla gösterdiğim yerde oluşacak. Ne kadar açıyla döndürmüşüm? Alfa derece. Demek ki döndürme açısı alfa derecedir diyelim. Şimdi sarıyla gösterdiğim bu ABC üçgenine gelmeni istiyorum. C açısına bak. Şu C açısındaki bir kısmı alfa. Şurada bir de dar açılı bir yer var. O dar açılı yere de Y dersem C açısı alfa artı Y derecelik bir açıdır. Peki bu açı sabit tutulup üçgeni sadece döndürdüğüne göre bu üçgenin iç açıları değişmeyecektir ki. C o oh, pardon hocam şu yeşil al. C, B üstü ve A üstü üçgene baktığında bu C açısı şurası yine alfa artı Y olmak zorunda değil mi? E bu Y'si duruyor. Demek ki döndürdüğün o alfa derecelik açıyı getirip buraya taşıyabilirsin. İşte buradaki en önemli nokta döndürme açısını taşıyabilmektir. Yani B, C, B üstü. Bak B, C, B üstü. Alfa derecelik bir açı. A, bak A, A, köşe A noktası burası A. C A üstü. E, A, C, A üstü açısı da burası. O da alfa derecelik bir açı. Bunlar birbirine eşittir ve sonucu da alfa derecelik dönme açısına eşittir. Peki buradan nasıl bilgiler çıkar? Efsane bilgiler çıkar. İyi güzel arkadaşım. Şu BC uzunluğuna bakmanı istiyorum. Kırmızıyla tarıyorum. Bu BC C uzunluğu döndürdüğünde nereye gelir? CB üstü uzunluğuna gelir. Aa bu iki kol birbirine nedir artık? eşittir. Peki başka hangi iki kol eşittir dersin? Hocam bu AC uzunluğu. Bak bu AC uzunluğu. Bu AC uzunluğu. Döndürdüğünde nereye gelecektir? CA üstü uzunluğuna. CA üstü. Aa bu iki kol da eşittir. Soru gereği. Bak soru bize bazen farklı şekillerde gelebilir. Geldiğini onu alacaksın göğsüne. Şöyle top gibi gevşetçen yumuşatçen önüne sektireceksin. Bunu sektirmen için bu bilgiler gerekiyor. O halde AC CA üstü uzunluğuna eşitse canım isterse bak soru esnasında canım isterse A'dan A üstüne bir uzunluk gönderirsem A, C, A üstü uzunluğu bir üçgen oluşturur. Ve bu kol uzunluğu bu kol uzunluğuna eşittir ikiz kenar üçgendir dersin. Hocam belki sen buradan çekeceksin. Tabii ki de oradan da olabilir. B, B üstünden. E burada da ikiz kenar üçgen oluşacaktır. Bu uzunluk bu uzunluğa eşittir. B üstü B ve C üçgeni bir ikiz kenar üçgendir dersin. Topu göğsünde yumuşatırsın. Artık volemi, pas mı gol mü atarsan ne atarsan at o artık sana kalmış durumdadır. Bak ne diyorum? Gel 6. soruda bunu gösterelim. ABC üçgenin B köşesi etrafında 40 derece döndürüldüğünde A üstü B üstü C üçgeni oluşuyor. X derecelik açı nedir diyor. Önce ben şu ilk üçgeni bul her zaman. ABC üçgeni. Sonra almışlar bunu B, C üstü, A üstü üçgeni olarak alfa derece gibi bir açıyla döndürmüşler. Aa bak burası alfa derece gibi bir döndürme açısı. E, B açısının tamamı Buraya dar açısına y dersem B'nin tamamı 40 artı y'dir. B açısı değişmeyeceğinden dolayı bak şurada oluşacak B açısı da Y artı 40 olmalıdır. Yani burası Y ise şuradaki açı kaç derece kalır? 40 derecelik bir açı kalır. Yani döndürme açısını oturdun, getirdin, taşıdın. Peki uzunluklara bakarsan. Ey güzel arkadaşım. AB uzunluğu, üçgenimin AB uzunluğu döndürdükten sonra A üstü B'ye denk gelmez mi? Evet oraya denk gelir. E o zaman bu kol uzunluğu bu kol uzunluğa eşit olmaz mı? Olur. Dol olarak A üstü A ve B üçgeni bir ikizkenar üçgen oluşur. Yani burası x derecelik bir açıysa burası da x derecelik bir açıdır. Bir üçgenin iç açılar toplamı x 2x yapar tepe açısı da 40 olduğuna göre 2x artı 40'ın 180'e 40'ı karşı attığında 2x'in 140'a cırsana cırsana her tarafı 2'ye böldüğünde x'i buradan 70, 70 dereceye vurursun tıpkısının aynısının ÖSYM'in de sevildiği bir soru tarzına gelirsin. İlla deminki gibi al o açıyı 40 derece otur taşı denmeyebilir. Bir tık daha zorlaşabilir iş. Ama sen mantığını biliyorsan zorlayacak hiçbir soru tarzı yok burada. Bakalım. Şekildeki A, C, B dik üçgeni. C köşesi etrafına o ok yönünde döndürüldüğünde A üstü CB B üstü üçgeni elde ediliyor. Bir dakika benim üçgenim asıl ABC B, C üçgenim. Tamam hocam ne kadar döndürüldüğü söylenmemiş. Demin ki bir çözemeyeceğim sanki bunu. A, döndürdükten sonra da bu üçgen neye dönüşüyor? C, B üstü A üçgenine dönüşüyor. Tamam anladım. Döndürme açısı aslında şurada oluşuyor. Sıkıntı yok ama onun açıyı vermediği için kullanacak bir bilgi de yok gibi. Peki neler yapabilirim bir bakalım. Bu ABC üçgenine baktığında. Şurası x derecelik bir açıysa. Şu tepe açısına ne derim? Üçgen iç açılar toplamı 180 olması için 90 eksi İyi hoş hocam güzel. Bize bir bilgi verilmiş soruda. AC uzunluğu KC uzunluğuna eşitse AKC üçgeni bir ikizkenardır. Doğal olarak burası da 90 eksi x'tir. İyi hocam. Burada burada da sıkıntı yok. Başka başka nasıl bir bilgi yerleştirebilirim? Bir bakalım. Şimdi ben bu B açısını getirdim. B üstü olarak buraya. Açı değişmeyeceğine göre burası x'tir. E, doğal olarak A açısı 90 eksi ise A üstü açısı da ne olmalıdır? 90 eksi x olmalıdır. Ey güzel arkadaşım. Bu AC uzunluğu döndürülünce A üstü C'ye denk gelmiyor mu? Bu yeşil uzunluklar birbirine eşit değil mi? Eşit. Dendense burası da dendendir. Ana ikizkenar kenar üçgen çıktı. A, A, üstü C üçgenine. Demek ki burası da bu açı bu açıya eşittir. Burası da 90 eksi X olmalı. Peki şurada bir doğru açı oluştu mu? Bak 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 gördün mü? Doğru açı oluştu mu? Şurası 90-X. Burası 90-X. Ne yaptı? 180-2X yaptı. Peki doğru açının ve burada bir A derecelik bir açı var. A derecelik açıyı topladığında doğru açı 180 olduğuna göre o soru işaretli yere ne gelmelidir? 2X gelmelidir. Neden? Cırsanın cırsanın gitsin ki 180 kalsın. Demek burası nedir? 2X'i. Artık soruya son nokta koyma vakti geldi. 2 iç açının toplamı. X ile 2X'in toplamı. Bunlara komşu olmayan bir dış açı eşit değil mi? X ile 2X'i topladım. 3X yaptı. 3X kime eşittir? 90 X'e. Efsane. Kafa yakar kafa açar. Şu sinir uçlarını genişleten sorular. Gel abim gel. Eksi X'i karşıya attım. 3 xe topladım 4X. 4X 90 ise cırsana cırsana her tarafa 4'e böldüğümde X'i buradan 22,5. Doğru seçeneğimi de vur cevabı B seçeneğine. Dur sil şimdi yazdıysan sil siliyorsun Siliyorsun, sin. Durdur dur videoyu da, bir rahatla. Otur bir kez de kendin çöz. Otur çöz. Bak, çözebileceğini göreceksin. Adım adım, hiçbir şeyi ezbere yazmıyorsun burada. Hepsini mantığıyla... ...anlayarak gidiyorsun. Belki 5 dakika... ...on dakika uğraş. Uğraş, gitme. Videoyu illa video saatine bitirecek zorunda değilsin. Biliyorum çarpı ile dinliyorsun. Ama durdur. Dur. Önemli olan... ...işi, bütün videoları... ...bütün dersleri dinlemek değil. Her dersin mantığını anlamak. Küçük adımlarla gidelim ama emin adımlarla gidelim. Haydi bakalım bu sayfayı da seninle beraber bitirdik ve geldim sıradaki sayfaya. Bu sefer katlama soruları ki bence katlama soruları en kolay sorular oluyor. Ne yapacağını biliyorsan çok basit bir şekilde gidiyor. Ama genelde öğrenciler katlama sorularından korkuyor. Önce bu katlamanın ne olduğundan bir bahsedelim. Elimizde bir tane ABC üçgeni verilmiş. Sakin sadece dinle beni bak. İyi odaklanmayı dinle. ABC üçgeni vermiş. Tamam. AD doğrusu boyunca AB uzunluğunu katladığında şu cümleye bak. ABC üçgeninde ABD üçgeni ok yönünde katlandığında B köşesi AC üzerinde B üstü noktasına gelmiştir. Bu durumda kat çizgisi AD'ye bir şey diyeceğim. Bir dakika bak ne yapmışlar? Bu AD doğrusu boyunca AB'yi katladığında ABD üçgeni, bu B noktası B üstü olarak buraya geliyormuş. Heh. Bu benim için AD AD uzunluğum Şöyle dur güzel çizeyim onu beğenmedim bu çizimi. Şu AD uzunluğu benim için katlama çizgisidir. Bak bu bir katlama çizgisi. Katlama çizgisi. Ama bugünden itibaren biz bu katlama çizgisine açı ortay doğrusu diyeceğiz. Açı ortay doğrusu açı ortay çizgisi. Ne dersen de. Ama o katlamanın bir açı ortay olduğunu unutma. Simetriğini alıyorsun gibi düşün. Sen o kağıdı bir kağıdı alıp katladığında ne olacak? Eşit miktarda oradaki açı neyse oradaki açı da eşit olacak. Yani şu açı neyse şu açı da eşit olacak. Çünkü AD üzerine katlıyorsun. E doğal olarak Bak şurada göstereyim katlanmış şekil üzerinden göstereyim. Bu AD bir açı ortay doğrusuysa katlama çizgisi bu açı bu açıya eşittir. E katlamadan dolayı buradaki açı buradaki açı eşittir. E B noktasında oluşan küpeli açı buraya geleceğine göre burası da küpeli açı oluşur. Yani buradaki üçgenle buradaki üçgen bire bir eş üçgenlerdir. E bu bir sonuç verir. BD uzunluğu doğal olarak DB üstü uzunluğuna eşittir. AB uzunluğu doğal olarak AB üstü uzunluğuna da Eşit olmak zorundadır. Ve katlama çizgisi de her zaman ne diye düşünecekmişiz? Açı ortay çizgisi olarak düşünecekmişiz Açı ortay özelliği neyse burada hepsi geçerli olacaktır. O halde katlama sorularında. Bak bu katlanmış şekli vermiş. Bak burasını almış tutmuş katlamış adam burayı. Katlanmadan önceki şekli de vermiş. Vermeyebilirdi. İşte katlama sorularının çözümünün en püf noktası burası. Eğer soru bize geldiğinde bir şey bir şeyin üzerine katlanıyor. İşte en son şekilde katlanmış hali verildiğinde o şekilde katlanmamış kısmı nokta nokta olarak gösterilmemesi bazen gösterilmeyecek. İşte soruya başlamadan ilk hamlen katlanmadan önce halini çiz. Yani bak şu kısmı göster diyorum. Bak katlanmadan önceki hali burada göstermiş. Sonra o katlama çizgisinin açı ortay olduğunu düşün ve bütün bilgileri yerleştir. Bak ne çıkacak. Şimdi örneklerde de göstereceğim. O zaman bu katlama çizgisi AD'ye ne diyeceğiz? Açı ortay çizgisi açı ortay doğrusu diyebilirsin. Peki katlamayın şöyle yaparsak. Aslında aynı mantık gidecek ama bir şey, püf nokta var burada. ABC üçgeninde ABH üçgeni bak. ABH üçgenine bak. Ok yönünde katlandığında B köşesi BC üzerinde B üstü noktasına gelmiştir. Bak B köşesi B üstü noktası olarak gelmiş mi gelmiş? Öncelikle bu AH'ın bir katlama çizgisi olduğundan dolayı açıortay olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Doğal olarak bu açı bu açıya eşittir. E, B açısı şuradaki B üstü açısına eşittir. Doğal olarak şu açı şu açıya eşit olacak. La bu açı bu açıya eşit olacak tamam. Kollar da birbirine eşit. O da tamam. E BH uzunluğu HB üstü uzunluğa da eşit olacak. Demek ki buradaki açıyla buradaki açı artık dik açıdır. Dik. 90 derece olmak zorundadır. Neden? ikiz kenar üçgende indirdiğin doğru daki yöntemini hatırlasana açı ortay kenar ortay ve ikiz kenarsa o indirdiğin doğru bir yüksekliktir diktir 90 derecedir. Kısacası B köşesi yine BC üzerine denk geliyorsa o indirilen AH her zaman dik olmak zorundadır ve AH çizgisine artık açı ortay çizgisi derim sakıncası yok ama bu çizginin bir özelliği yükseklik oluşturur. Yükseklik oluşturur. Yani bu katlama çizgisi B yine BC üzerinde bir noktaya geliyorsa geldiğinde ne olacaktır bu AH? Artık bir yükseklik oluşturacaktır. Bu bilgi önemlidir. Ha hiç bilmeseydim de zaten ikiz kenar özelliği Daki'yi anlatmıştık. O dakikadan de ben bunu çıkartırdım. Hocam gel bakayım 7. soruya. Bak şimdi BAC dik üçgeninde ACB açısı 21 ACB açısı 20 derece olarak verilmiş. Şekilde BD üzerinde ok yönüne katlama yapıldığında A köşesi A üstü noktasına geldiğine göre B D, A üstü X kaç derece? Önce bak katlandıktan sonra katlanmış şekil şurada oluşuyor. Bak katlanmış şekil burada oluşuyor. Katlanmadan önceki hali var mı yok mu? Önce ona bak. E var hocam bak ABD de katlanmadan önceki hali. Demek ki şu turuncuyla gösterdiğim BD boyunca katlanıyor ya bu katlama çizgisi senin için açı ortay. Bunu unutma. Açı ortay olduğuna göre bak şurada bir açı ortay B'de açı ortaysa burada bir açı ortay oluşacaktır. Aynı durumda burada da bir açı ortay oluşacaktır. Burası çizik açısıysa burası da çizik olur. Burası x dereceyse burada ne olması gerekir? X derece olması gerekir. Başka? Başka şu bilgi daha var. Hocam burası 90 sa A üstüne ne olacak getirip katladığıma göre bu açı değişmeyeceğini göre burası da 90 derece olacak. El güzel arkadaşım büyük üçgen ABC üçgenine baktığında 90-20 derece ise şurada kırmızıyla gösterdiğim açıya 70 derece kalır. E açı ortay olduğuna göre 35'e 35'tir. E hocam burası 35 ise e burası X burası 90 ise üçgenin iç açılar toplamı 180 olacağına göre X'e buradan kaç derecelik bir açı kalır? 55 derecelik bir açı kalır. Yapıştır cevabı 55'e. Gelsin bakayım sıradaki 8. örneği Ha yine katlama yapılıyor. AH üzerinde katlama yapılıyor. BB üstüne geliyor. Yine aynı e, kenar üzerinde misin? Aynı kenar üzerindesin. AH katlama çizgisi artık bir açı ortaydır. Aynı zamanda yüksekliktir. Yani buranın 90 derece olduğunu senin yapıştırman lazım. Farz et ki yapıştırmadım. La hocam AB uzunluğu katlandıktan sonra AB üstüne gelecektir. Evet. Bu uzunluk bu uzunluğa eşittir. Tamam. E doğal olarak BH da H üstü B eşittir. Katlıyorum çünkü bu uzunlukların birbirine eşit olacağını biliyorum. E A'nın açı ortay olduğunu söylemiştim. Hem ikiz kenar var. Hem kenar ortay var hem açı ortay var. Zaten bunun bir ne olması gerekiyor? Yükseklik yani diklik yani 90 derece olduğunu direkt yapıştırırsın. Bu uzunluk bu uzunluğa eşittir. Bu uzunluk da bu uzunluğa eşit olmak zorundadır. Peki bize bir bilgi daha verilmiş. AC CB'ye eşitmiş. Dur bakayım AC neresi? Bak AC burası. AC CB'ye eşitse bu yeşil uzunluklar birbirine eşitse büyük üçgen aslında bir ikizkenar üçgendir. Tepe açısı 32 ise 180'den 32'yi çıkardığımda 148 derece kalır. Yani şunu diyorum. Şu açıyla şu B açısı ikiz kenarlıktan dolayı eşittir. 148'i 2'ye bölersen 74 derecelik bir açı oluşacaktır. Yani burası 74 derecedir. Dol olarak burası da 74 derecedir. De ben neyi arıyorum ya? Ben HAB üstünü. H A, B üstü. Ben şuradaki açıyı arıyorum. Bu açıya X dersem e, açı ortaylıktan dolayı burası da ne olacak? X. E hocam burası 90 derece. E şu açıyı 74 derece buldun. E X 74 artı X'in e, 90 derece olması demektir. X artı 74. Üçgenin iç açılar toplamı 180'e tamamlıyorum. 74'ü karşıya atıp 90'dan çıkardığında X'i buradan 16 dereceye yapıştırırım yavaş yavaş artık bu dersimizin de son sorularına doğru geliriz. Katlama soruları efsane sorulardır. Bak deminden beri hep katlanmadan önce hali soruda bize verilmiştim. Peki bu soruya baktığında dikkatle hadi bir tık daha yaklaşalım senin için. Şöyle tam kadraja girdi mi bence tam kadraja girdi her şey. Şimdi adam demiş ki ön yüzü mavi arka yüzü beyaz olan ABC üçgeni biçimdeki kağıdı. ED üzerine katlama yapıldığında A köşesi A üstüne denk geliyormuş. Şöyle bir tık uzaklaşayım. Neden? Şimdi bak şekil 2'de katlandıktan sonra hali verilmiş. Katlamadan önce hali verilmiş mi verilmemiş. Soruyu okur okumaz. Katlama sorusu mu? Hemen katlanmadan önce halini çiziyor. Çizdim mi? Bu A üstü noktası aslında A noktası olarak buradaymış. Doğal olarak bu ED bir açıortay doğrusu oldu mu katlama çizgisi? Doğal olarak buradaki açı buradaki açı eşittir. Bu çizik açısıysa burası çizik açısıdır. Burası küpeli açısıysa burası da ne olmak zorundadır? Küpeli açı olmak zorundadır. Adam demiş ki B açısı 45, C açısı 60 dereceyse, şu A açısının tepe açısının üçgen iç açılar toplamından 60-45 daha 105, 180'den çıkardığında 75 derece olarak bulursun. Yani şu A açısı 75 derece mi 75 derece? Katladıktan sonra A üstü olarak buraya gelmez mi? Gelir. Şimdi soruya bir tık daha yaklaşabilirim artık. Yaklaştıktan sonra ben X artı bakayım neyi bulmaya çalışıyorum. X artı Y'yi bulmaya çalışıyorum. Ey güzel arkadaşım şu üçgene baksana. Yeşille taradığım üçgene baksana. Bu X açısı bu kenarın dış açısı. Y açısı bu kenarın dış açısı. A açısının içini biliyorum. Hadi gel biz bunun dışını gösterelim. Şu A... E, A üstü uzunluğunu uzatsam dışı burada mıdır? 75'ten 180'den 75'i çıkardım. Dış açısı da 105 derecedir. Biz neyi biliyoruz? Bir üçgenin dış açılar toplamı 360 derecedir. Yani X artı Y artı 105. Eşittir 360 dediğimde 105'i karşıya attım. X artı Y eşittir. 360 eksi 105. 360'dan 100'ü çıkarsam 260, bir 5 daha çıktı. Ne kaldı? X artı Y eşittir. 255 dereceyle vurdum cevabı 255'e. Geldim sıradaki 10. soruma. Yine bir katlama sorusu var. Demiş ki soruda. ABC eşkenar üçgeninde DE boyunca katlama yapıldığında DEB üstü üçgen elde ediliyor. Bir dakika hocam. ABC eşkenar üçgen mi? Eşkenar üçgen. Burası 60 derece. Burası 60 derece. Burası da ne olacaktır? 60 derece. E katlama yapıldığına göre katlamadan önceki hali de var. Katlandıktan sonraki hali de var. Biz ne üzerinde katlıyoruz? DE üzerine. Katlamışım. B, B üstüne gelmiş. Doğal olarak bu katlama çizgisi açı ortaydır. Yani buradaki açı buradaki açı eşittir. Bu X açısı buradaki X açısına eşittir. Bu 60 derecelik açı B üstü olarak nereye gelecektir? Anında buraya 60 derece olarak gelecektir. Var mı şu ana kadar bir sıkıntı? Yok. Peki. Şimdi neler yapabiliriz? Beraber şuna bir bakalım. Biz A KD açısını 20 derece olarak vermiş bize. A, K, D. Yani şuradaki açı 20 dereceymiş. Yazdım. Hocam ben şeyi gördüm. İki iç açının toplamı. Komşu olmayan bir dış eşittir. 60, 20 daha ne yapar? 80. E burada açı ortay oluşacağına göre o 80. 40'a 40, 40, 40 paylaştır. Paylaştırdım mı? Paylaştırdım. E soru bitti. D, B, E üçgeni. Bir üçgenin iç açılar toplamı 180 ise 40 burada 60 buradaysa 100 etmez mi? X dereceye ne kalır? E 180'den çıkardım 80 derece. O halde X eşittir 80 dereceyle yapıştır cevabı 80'e. Gel artık bu dersimizin de son sorusuna. Tıpkı ÖSYM. E. Yani ÖSYM'nin harbi sevebileceği bir soru. Şöyle bir tık sığdırmaya çalışayım. Evet yeterli bu kadar sığdırma. Şimdi ABC üçgenine CD üzerine katlama yapıldığında A köşesi A üstü. A üstü noktasına. BE üzerine katlama yapıldığında C köşesi C üstü noktasına denk geliyormuş. BAC açısı 64 derece olduğuna göre son durumda katlama çizgilerinin oluşturduğu X açısının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş. Ey güzel arkadaşım. Şimdi soruya odaklanalım. Şöyle bir tık yakınlaşalım. Şekil 1'e gel. Önce CD boyunca katlıyorum. La katladıktan sonra o şekil şöyle oluşmaz mı? Bak A noktası buraya geleceğine göre demek ki şu uzunluk şu uzunluğa eşittir. Bu uzunluk bu uzunluğa eşittir. Katlama çizgisi açı ortaydır. Yani burası çizik açısıysa burası da çizik açısı olacak. Tamam şekil bir. Şekil 2'de ise daha sonra C'yi alıp e, şekil 2'deki gibi katlarsa C'yi alıp C üstüne getirirsen bu sefer katlama çizgisi BE olacaktır. Şurada bir açı ortaya oluşacaktır. Buna küpeli açı dersen burası küpeli açıdır. Başka bakayım şöyle göstereyim. Buraya e, böyle e, şu çift çizgi gösterir. Dur böyle göstermeyelim. Hocam buraya çift çizgi açısı dersen burası da çift çizgidir açı ortay doğrusu oluşturur. Peki BE bir açı ortay doğrusu değil mi? Burası çift çizgiye çift çizgi. E CD de bir açı ortay doğrusu. Şekil 3'e geldim. Burası çizik açısı yasa. Burası da çizik açısı. Aaa. BE açı ortay. DC de açı ortay. Açı ortayların kesim noktası bir önceki derste verdik. Eğer dedik ki bir üçgenin tabanında açı ortayların kesim noktası birleştirdiğimiz bu noktada oluşan bu x derecelik açı Buraya da çıza çizik diyelim. Şuraya da A açısı demiştim. Nasıl buluyorduk o x derecelik açıyı? 90 artı A bölü 2 formülü. İspatını o derste yapmıştım. Artık ispatı hiç girmeden. Demek ki açı kesim noktası olan bu x derecelik açıyı 90 artı tepe açısının yarısını eklediğinde bulursun. Yani o hali x eşittir. 90 artı 64'ü 2'ye böldüm. 32. 90 ile 32'yi topladım. 132 dereceyle. Doğru mu topladım hocam? Yanlış topladın. 122 dereceyle. Şöyle bir uzaklaşalım. Bakalım şıklarımızda. E seçeneğiyle. Yapıştırdım 122'yi. Duydum müzik sesini. Bu müziği duymayanlar bizi şu an yaptığımız tabii ki de bu işlemleri. Tabii ki de bizi deli zannedecekler. Ama biz seninle burada dans ettik dans. Ne dansı? Geometri dans ettik. Efsane bir dersi bitirdik. Üçgenli açılarının son dersine gelmiş olduk. Hemen 49 günde TYT Geometri kamp, video, kamp programımızı açıyorum. Üçgenli açıları bitirdik. Videosunu izledik. Hemen video ders notlarımıza gideceksin. Ne yapıyorsun? Buraya geliyorsun. Ama buraya gelmeden önce bak açalım beraber neler var bir görelim. Üçgenli açılar. Şöyle 5. dersimize hop hocam hızlıca gel bakayım. Şöyle üçgenli açılara geldim. Bak Ey güzel arkadaşım. Şöyle de göstereceğim. Şimdi bitirdik. Ne yapacaksın? Gönder gelsin testimiz var mı? Var. Bu testi hemen abime gidiyorsun. Bu videodan sonra abim hemen gönder gelsin testini çözecek. Onu da mutlaka dinleyeceksin. Çöz sen ne dinle. Farklı bakış açıları kazandıracaktır sana. Oradan da o bakış açıları aldım aldım. Sonra geliyorsun nereye? Sonra geliyorsun artık sen kendin test etme. Soru avcısı ve soru avcısı bir ve ÖSM e sorar bir kısımları var. Çok güzel, çok tatlı sorular var tam artık kendini test edeceğin yerler. Ama bak çözemedim gidip çözüm videoları zaten kare var. Okutup izletebilirsin. Hemen gidip izlemek yok. Önce düşünüyorsun. 5 dakika düşün 10 dakika düşün. Yeri gelirse çiz onu büyük kağıda koy. Bir gün düşün. Ama gidip direkt çözümü izleme. Önce zihinleri yollayacağız. Başlangıç yorucu olacak. Çakıllı çıplak hayatlı yolda çakıllı taşlar üzerine yürüyorsun. Canın da yanacak. Hep bu örneği vereceğim sana ama gün gelecek artık rahatlamaya başlar. Neyi nereden, kimin nereden çizeceğini görmüş olacaksın. Ama o zamana kadar çalışmaya devam. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Hoşçakal.